fazla bir ceza, büyük bir ceza. Şehrimizin temsilcisi. Dolayısıyla verilen ceza bence hem adil değil. 5 lira yap, 50 yap. Zaten taraftar az. Karşı tarafın çirkin tezahüratla da işi biraz yokuşa sürüyor. Yani karşılıklı bir sıkıntı oluyor. Kayseri Spor'a Beşiktaş ile oynanan maçın ardından çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, usulsüz seyirci alınması ve hakaret gerekçesiyle 506 bin lira ceza, Başkan Ali Çamlı'ya ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi mutlaka usulsüzlükler vardır. Eyvallah da ben statlaydım. Karşı tarafın çirkin tezahüratla da işi biraz yokuşa sürüyor. Yani karşılıklı bir sıkıntı oluyor. Bununla alakalı kesinlikle iki tarafında yani bütün kulüplerin taraftarların iyi pozitif yaklaşması gerekiyor. Yoksa tek sen düzelerek bir şey yapamazsın. Komple futbol severlerin düzgün hale gelmesi lazım. Ki buna başkanlar, yönetim, basın dahil. Tabii taraflı bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Kayseri Spor Lig'de çok zor mali şartlar altında mücadele eden bir takımımız. Ligimizin, ligdeki şehrimizin temsilcisi. Dolayısıyla verilen ceza bence hem adil değil. Ligi de kendilerine göre dizayn ediyorlar. Ben bunu adil ve haklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kulüp zor şartlar altında hem lige renk katıyor hem de büyük şehrin bir takımı. Dolayısıyla verilen cezanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak şehirde mücadele verildiği gibi hem de bir puan mücadelesi veriliyor. Silinen puanımız da var. Silinen puan için de herhalde yönetim gerekli çalışmayı yapacaktır. En azından şehrin de buna bir dik duruş gösterip haklı çıkmak adına bir mücadele vereceğini ben düşünüyorum. Ve bunda da inşallah olumlu sonuçlar alınır diye düşünüyorum. Yani bu kadar borcun içinde daha niye ceza kesiyorlar ben onu anlamıyorum. Bence haksızlık. Zaten Kayseri borç. Taraftardan bile adam yani bilet indirimi yapıyor ki çok gelsin diye yani. Bizde var yok. En basit Kayseri 100 lira yapmış yani ne anlamı var? 25 lira yap, 50 yap. Zaten taraftar az. Kayseri yani yapmıyor, şehri pek tutmuyor takımını. 90 günde çok yani. En azından indirim yapmaları lazım. Zaten borç içinde takım. Kayseri'ye yapılan büyük bir haksızlık. Buna hepimizin bir şeyler söylemesi lazım değil mi Emin Bey? Tabii. Ne güzel işte, bir daha kesmesin. Ben olsam futboldan beni derim. Yani böyle futbol sahasında olaylar oluyor ya. Ben olsam federasyonunda o futbol takımı ömür boyu beni derim. Orada ne? Bir futbol yeri değil mi? Bir müsakaba yeri. Yani küçük kulüpler hakkında böyle cezalar hep kesiliyor. Bu böyle gelmiş, böyle gidecek, yapacak bir şey yok yani. Vallahi bu hak mağlubiyetleri bütün büyük takımların, kulüplerin başkanlarına da veriliyor. Yani buna da diyecek bir şey yok. Ama yeni gelen başkana bu hak mağlubiyetin verilmesi biraz ağır olmuş. Seyirci kalabalıktı, evet. Bir de basamaklarda da vardı. Gerçi güvenlik kuvvetleri müdahale bulundu. Basamakları boşalttılar. Ama yine de ceza geldi. Ali Çamlı'nın da yaptığı şeylerden dolayı bir konuşmadan dolayı ceza geldiğini hatırlıyorum. Spor programlarında o konuyla alakalı, cezayla alakalı pozisyonda faydalı olup olmadığı bayağı tartışıldı. Ama çok ceza geldi. Herhalde 506 bin liraya kadar bir ceza geldiğini gördüm. Üzüldüm yani. Zaten bayağı zor durumda Kayseri Spor. Yetkililerden acil bu cezaların iptal edilmesi. Evet, ceza hakkında bilgim var. Ben de maçtaydım hocam. Doğru bulmuyoruz tabii ama bazı çarpıklıklar da vardı stadyumun içerisinde zaten. Ya gördüm, merdiven boşlukları falan doluydu bayağı bir. Usulsüz taraftar alınmış, ondan da belli oldu zaten. Çünkü biraz bizim taraftar ücret ödeyerek stadyuma girmeyi pek doğru bulmuyor herhalde. Fenerbahçe'de olsa, büyük takımlar oluyorsa Kayseri'de olması normal gayet yani. Sonuçta şey var, o pasolik var. Bundan tespit ediliyor. Bundan ceza yiyen arkadaşlarım da var. Gayet normal yani. Kötü tezahürat yoktu. Ben de biraz da maçtaydım. Ama merdivenlere oturduğundan dolayı diyorlardı. Yani merdivenlere oturmuş seyirciler diyorlardı. Onu görmedim ama merdivenler onun için ceza diyorlardı. Bunu büyük takımlara yapsalardı 90 günde 9 saat anca verirlerdi. Hak mahrumiyetinden dolayı yanlış bir karar vermişler yani. Bu yüzden para cezası, devlet neyi gösterdiyse onu öngörüyoruz. Yapacak bir şey yok. Bence böyle olaylar hani tribünde çok hani olmaması gerekiyor. Hem tribün için iyi bir şey değil, hem de hani insanların böyle gidip bir kafa dağıtmak için iyi bir yer tribün. Hani ben de Afyon'dan geliyorum. Orada da ben tribünde çok fazla bulunuyorum. Hani böyle olaylar daha olması daha iyi olur. Hani böyle küfür hani etmeden olursak daha iyi şeyler olur. Olmaz. Futbol centilmenlik bir spordur. Yenilene de alkışlamak lazım. Centilmenlik her zaman ön planda olması lazım. Futbol bir oyundur. Ya üzülürsün ya sevinirsin, o kadar basit.
Yani ben cezanın biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 90 gün hak mahrumiyeti bayağı bir fazla bir ceza, büyük bir ceza. Yani Anadolu kulüplerine kesilen cezayla özellikle devlet tarafından desteklenen cezalar, devlet tarafından desteklenen hani kulüplere verilen cezalar çok farklı. Yani ben onun için adaletli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bu konuda da yani yanlış yapıldığını düşünüyorum, öyle söyleyeyim.